Ergün Diler, Muhtıra Amerika Birleşik Devletleri içindeki kavgayı anlamadan, dünya genelinde yaşanan buhranı, krizi, tansiyonu, kaosu anlama imkanı neredeyse hiç yok. Medya olan biteni anlama ve anlatma konusunda mesafeli. Ya anlamıyorlar ya anlatamıyorlar. Bence konuya çok uzaklar. Beyaz Saray her gün sallanıyor ama bize bu ulaşmıyor. Oradaki taht kavgaları dünyanın her ülkesinde hissedilmekte. Çin'den Türkiye'ye, Suudi Arabistan'dan Kanada'ya kadar. Dün yaptığımız gibi yine kendimizden söz edelim. Hatırlayın çok yazdım, söyledim. Deal Trump, yaşayan bütün başkanlara Beyaz Saray'da yan yana oda verilse, hepsi başkan yetkisini kullansa bile Orta Doğu'dan Amerika'nın çekip gitmesi mümkün değil.'' diye sık sık tekrarladım. Çünkü Pentagon'un derdini, ne yapmak istediğini biliyorum. Ne Kürt kartını, ne Akdeniz çıkış kapısını, ne petrol-gaz bölgesini bırakabilir. Bıraktığı an kendileri için beka sorunu başlar. Nasıl Deaş'ın Afganistan ve Orta Asya'yı mesken tuttuğunu yazdıysam, YPG kartını da çok işledim. Buraya çok sık taşıdım. Alın bir örnek. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı, CENTCOM Komutanı Orgeneral Joseph Wattle, Amerika Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararını doğru bulmadığını ve DAESH'in henüz mağlup edilmediğini söyledi. Wattle, Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarından sorumlu, en üst düzey askeri yetkili. Diyor ki, Trump yanlış karar verdi çekilme onun istediği gibi olmaz. Bunu açık ve net dile getiriyor. Yani çok sık aktardığım bilgiyi o da zarfın içine koyup da oradan Beyaz sıraya yolluyor. Durum bu. Oradaki kavga bize nasıl yansıyor görüyorsunuz değil mi? Kavgaya açalım biraz daha. Amerika Başkanı Trump'ın ciddi şekilde savrulmasının, açıklamalarının tutarsız olmasının tek bir nedeni var özel yetkili savcı Robert Mueller. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump ve ailesinin sonunu getirebilir. Bu tehlike ortada. Trump da bunu biliyor çünkü Cohen, Trump ailesini zor durumda bırakacak olan Rus iş adamı Felix Sater'la yazışmalarını ve konuşmalarını Müller'e teslim etti. Sater çok önemli, çok akıllı, çok sayılan büyük bir oyun kurucudur. Ama Müller ve arkasındaki güç, üzüm yemek değil, Bağcı'yı dövmek derdinde. Yazışmalardaki en can alıcı noktalardan biri, Seyter'ın Ivanka Trump'ın Moskova'ya gelmesini istiyorum, Putin'le görüştüreceğim, ancak sizde bu görüşmeyle ilgili bir endişe seziyorum. Putin beni asla kırmaz, randevu istediğim zaman verir, bölümü Müller'i heyecanlandırdı. Çünkü Felix Sater'la Trump'ın iş ilişkisi sır değil. Ama Müller bu maillerle Trump'ı sıkıştıracağını düşünmekte. Buna göre plan yapmakta. Cohen'ın verdiği bilgiler arasında Türkiye'de geçmekte. Müller'e giden bilgiler arasında bir görüşme de var. Müller, Trump'ın güvendiği bir iş adamını Türkiye'ye gönderip, Sater'ın yardımcısı ve bir Türk'le yaptığı toplantının 2016'daki seçimin hemen öncesine gelmesine de bel bağlamış durumda. Bütün bunları toplayan Müller'in yakınlarına Trump'la Rusya iç içe geçmiş durumda. Bu Amerikan devlet sırları için bir risk oluşturuyor. Rusya'nın seçimlere müdahale etmesinden daha tehlikeli bir problemle karşı karşıyayız. Amerika ulusal güvenliğinin sorgulandığını görüyoruz ve gerekli adımları atacağız dediği bilinmekte. Amerikan medyasının önemli isimleri tarafından dillendiriliyor. Zaten dosyalar uçuşuyor. Müller ve arkasındaki güç bunu kaşıdıkça kaşıyor. Trump başkan olmadan önce ne verebilir, ne alabilir? Başkan olsa ne verebilir? Attığı adımı 24 saat izlenen biri başkan da olsa eli rahat değil ama dert başka. Müller Rusya soruşturmasıyla Trump'ı ilişkilendirdiği anda Beyaz Saray'ı korumak için bu davayı erteleyebilir tezi de yara alabilir. Çünkü FBI eski direktör vekili Andrew McCabe, FBI eski direktörü James Comey'nin görevden alınmasının hemen ardından çok önemli bir tartışmayı itiraf etti. McCabe, Adalet Bakanlığı'nın en üst düzey isimleri Amerika Başkanı Donald Trump'ı görevden almak için saatlerce görüşme yaptı. Amerikan Anayasası'nın 25. maddesinin bakanlıktaki görüşmede konuşulduğunu biliyorum. O toplantıdaki herkesin Trump'ın Rusya bağlantısının hemen cezalandırılmasını istediği gizli değil dedi. Yani Comey ile birlikte Trump'ın da gitmesi masaya gelmiş Müller'in özel bir çalışma yaptığı da Washington'da otel lobilerinde konuşulmakta. Kulaktan kulağa yayılan bir sır olarak. Müller'in sadece Trump değil, eşi Melanie Trump, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'ı da soruşturma içine alacağı ve ağır cezaların verileceği dillendirilmekte. Garip bir şekilde bu hızla dolaşıma sokulmakta. Çünkü artık Washington iki parça. Bunu görmek için dikkatli bakmaya da gerek yok. Trump'ın sallanmasının arkasındaki gerçek, Müller'in artık adımlarını sıklaştırmaya başlaması. Trump'ın da bu saldırıya karşı beklemede kalacağını sananlar varsa yanılır. Çünkü Trump eğer köşeye sıkıştırıldığını hissederse, Amerika'da çok kişinin canını yakar. Öyle böyle değil hem de. Trump bu dünyada en çok kendisini sever. Ne eşi ne de kızı kendisinden önce gelir. Bu listeye damadının girme şansı hiç yok. Trump, savaşmayı da seven biri olarak mutlaka karşı tarafa zarar verir. Robert Mueller de bunu gayet iyi biliyor. O nedenle dikkatli ama yavaş şekilde dosyanın ilerlemesini istiyor. Bu yavaşlama bazı dönemlerde Trump'ın daha da güçlenmesini sağlasa da Müller'in elindeki Cohen kozu çok ama çok güçlü. Çünkü Cohen, Trump'la yaptığı görüşmelerden 200'e yakınını kaydetti. Bu kayıtların içinde Amerikan devletine karşı da söylenmiş ağır sözler var. Bu bile Trump'ın Amerika'da büyük acı çekmesi için yeterli. Tabii ki Trump'a karşı olan güç onun Amerika başkanı olduğunu biliyor ve makamının en az şekilde zarar görmesini istiyor. Belki de o nedenle Trump ailesi içindeki belirsizlik artıyor. Trump aile içinde birliğin sağlanamayacağını anladı. Melanie Trump'la kızı ve damadı artık hiçbir şekilde konuşmuyor. Selam bile vermiyorlar. Beraber katılmak zorunda oldukları birçok organizasyon iptal edildi. Ya da First Lady mazeret bildirdi ve katılmadı. Beyaz Saray içindeki gerginliğin artması, federal hükümetin kapalı olması da Trump'ın işine geliyor. Çünkü kapalı hükümet Trump'ı güçlendiriyor. Hükümetin kapalı kalmasını sağlayan güçle Trump'ın aynı düşüncede olduğunu artık biliyoruz. Kapanan hükümet Amerikan halkını birçok konuda zor durumda bırakıyor ve bu sessiz çığlık artık her yerden duyulur hale geldi. Trump'ın ekibi bu sesi sonlandırmak için birkaç hafta içinde adım atacak, garanti verecek. Bu bile iki gücün daha önce hiç olmadığı kadar şiddetle karşı karşıya geldiğini göstermekte. Bu konuda bazı girişimleri olsa da Trump'ın başında onlarca sorun var. Birçoğunun hedefi tamamen kendisi. Bu da Trump'ın akıllı ve dikkatli kararlar almasını engelliyor. Beyaz Saray'da yalnız bir başkan var. Ve maalesef bu konuda ailesinin yapabileceği bir şey de yok. Kendi ülkesi başkana karşı savaş vermekte. Trump'ın kalması ya da gitmesi dünyayı derinden etkiler. Kalırsa da kimin yanında olacağı önemli. Derin Amerika kazanır ve Trump'ı kontrol ederse şiddet dolu operasyonlara imza atmaktan çekinmeyecek başkan görürüz. Aksi olur da Pentagon'a uzak durursa şiddet Amerika'nın kendi iç sorunu olur. Ama ordu kazan kaldırmış durumda, silah lobisiyle birlikte. Pompeo ne dedi? Rusya NATO'ya zarar verip dağıtmak istiyor. Avrupa Birliği de Pesko'yla NATO'ya alternatif meydana getirmek niyetinde. Biliyoruz ve gereğini yapacağız. Savaş belli, hedefler belli. Trump bunun dışında kalamaz. Kimse kalamaz. Pompeo ile Mattis'i, Dunford'u ve Wattle'ı yan yana koyun. Ordu Trump'a karşı. Özü bu. Trump da onlara karşı. DAEŞ'in yeni görev yeri, YPG, PESCO, İpek Yolu, Sarı Yelekliler, Kıbrıs, Akdeniz, yani gündemde olan ne varsa, dalganın başladığı yer, Beyaz Saray koridorları. Trump kazanırsa, herkes nefes alır. Kaybederse, Neler olacağını yaşayarak görürüz. Ergündüler takvim